Hiro'dan başlayalım beyler. Şimdi abi parti atmayın. Bir parti atmayın bana. Parti atacağım zaman ben size oynayacağım zaman atacağım ben size parti. Sakin. İlk hero'dan başlayalım beyler. Şimdi abat. abada gelen buff'lar, nerf'ler şu şekilde. Şimdi abat 4 tane vurduğu zaman bir tane hero'ya ya da kuleye karşısındaki vurduğu şeye silence atıyor. 4 saniyelik bir silence. Tamam mı? %25 slow ve 100 saldırı hızı kazanıyor. 4 kere vurduğu zaman. Yani Monkey King'in pasifi gibi düşünün. 4 kere vurduğu zaman size altı e, 6 saniyelik bir 100 atak speed veriyor. Bu şekilde buff e, Mist Coil'in e, şu artı 75 Mist Coil iyileştirme hasarını alıp 25 level'da da birinci talent'ı da verirseniz e, alana Mist Coil atıyorsunuz. Hem damage hem heal olacak şekilde. Şimdi Alchemist ee, Alchemist'te bir şey olmadı sanırım ya. Aynen Alchemist'te de değişen bir şey yok. Ancient Operation'ın 3. skill'i değişti. Şimdi eskiden bunu bastığınız zaman alana veriyordu ya. Kendi takım arkadaşlarınızı ve alana bir damage veriyordu. Şimdi ee, son level'da böyle 3 saniye cooldown'u var. 90 mana istiyor. Ekstradan 240 saldırı menzili veriyor ve 155 hasar veriyor 3 saniyede bir. Yani mid'de oynayabilirsiniz Ancient Operation'a. Öyle bir değişikliği oldu. Anti Mage'in 3. skill'ine buff geldi. Anti Mage'in 3. skill'i hani eskiden Aganim kastığınızda bir tane skill'i target, target atılan bir skill'i yansıtıyordu ya. Şimdi Anti Mage'in 3. skill'i basılabilir bir skill oldu. 3 saniyede bir basabiliyorsunuz. 40 mana'sı, 40 mana şeyi var. İstediği ee, istediği 40 mana var. Ve atılan skill aganim gibi geri yansıtıyor. Hani anlık dodge gibi, anlık e, Nyx'in karapası gibi ya da anlık Lotus Orb gibi düşünün. O anda o skill'i de yiyemiyorsunuz. Karşıya yansıtıyorsunuz. Bu şekilde bir değişiklik ve %45 magic Resistansı var. E, 25 level'da da 25 alıyorsunuz. 70 falan oluyor işte. Öyle bir değişiklik oldu Arc Arkword'un yine bildiğimiz gibi arkadaşlar. Axe Aks ne oldu diye soracak olursanız. Ee, aksın kolunun verdiği armor 40'dan 30'a düştü. Ee, Culling Blade aynı. Counter Elix aynı. Bu şekilde. Saniye başına 40 aynı. Bunda değişiklik yok. Bane'de şöyle bir değişiklik oldu. Enfable'da. Enfable attığınız zaman eskiden damage düşürülüyordu. Şimdi Enfable son level'da %60 statüs rezistans artı... Ee, 100 atak speed kırıyor 8 saniye boyunca. Adamı attığınız zaman adamın 100 atak speed'ini kırıyorsunuz ve %60 statü rezistans veriyor. Mesela adam enfaible yediği zaman 4 saniyelik bir stun yiyecekse 5,5 ,5 saniyelik bir stun, pardon, 6,5 saniyelik bir stun yiyor. Ya %60 <laughs> ya da işte 10 saniyelik bir stun yiyecekse 16 saniyelik bir stun yiyor. O şekilde anlatabilirim. 5 saniyelik bir stunsa 8 saniye yiyor stun'ı. O şekilde. Status Reduction o demek yani. Ee, Batrider'da ne değişti? Batrider artık ultisini attığı zaman saniye başına hasar vuruyor abi. Saniye başına 60 vuruyor. 4 saniye tutuyor toplamda. 6 kere 4, 24. 240 damage vuruyor Batrider'ın ultisi. Beastmaster'ın kuşu değişti. Ee, kuşunu artık Zeus'un Nimbus'u gibi düşünün. Olduğu yerden map'in herhangi bir yerine kuşu tıklıyor. Kuş perma olarak sizin çıkardığınız yerden sizin tıkladığınız yere kadar uçuyor. Mesela midinizin ward'u yok. Offlane'desiniz. Mid'e ward alınmıyor. Düşük MMR'dasınız. Kendi kuşunuzu oradan mid'e tıklayıp mid'de ward olarak kullandırabilirsiniz mid midinize. O şekilde bir değişikliği var. Bloodseeker'da ne değişti? Bloodseeker'da sanırım bir şey değişmiş. Ha Bloodseeker'da değişti. Bloodseeker'ın beyler artık ultisini attığınız zaman ee, Venom'un ultisi gibi adam istediği kadar koşsun ölmüyor. HP'si 1'de kalıyor. Kullanma menzili 900 aynı şekilde. Hareket hasarı 8 eee, 12 saniye sürüyor. Early game için nerf 7 süresi 8 saniye, 10 saniye, 12 saniye olarak üstünde kalıyor adamın bir de e, sanırım oyundan speed hani speed sınırı kalktığı için hani movement speed sınırı yok artık oyunda. Blood is, sınırsız hızlanabiliyor yani 3000 4000 bile hız, hızında koşabiliyor karşıdaki hero'lara göre. Bounty Hunter çok buff yedi. Bounty Hunter'ın Jinadası beyler artık son level'da 3 saniyede bir 30 gold çalıyor vurduğu düşmandan. Karşıdaki hero'dan gold gidiyor size 30 gold geliyor. Talent'ı var. E, eğer ki Neredeydi talent'ı? Aynen 30 bonus gold steel diyor. Ve bir, bir saniye. Talent'ı ile beraber 120 gold çalıyordu ya sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Onu kaldırdılar mı? Kal kaldırdılar mı? Türkçe olduğu için görünmüyor sanırım. Evet arkadaşın dediği gibi. Beyler bunun talent'ı var. Talent'ı da aldığınız zaman e, ee, Jinada ile her vurduğunuzda 3 saniyede bir 120 gold. 3 saniyede bir 120 gold beyler şey çalıyorsunuz. Adamdan para çalıyorsunuz. Vurduğunuz adamdan para gidiyor size para geliyor. 3 saniyede bir. Brave Master'a bakalım. Brave Master'ın 3. skill'i değişti beyler. Artık belli bir alana 3. skill'e belli bir alana böyle pardon 2. skill'e Belli bir alana böyle bir aşiyesi fırlatıyor. O alandakiler %80 ihtimalle mis vuruyorlar ve slow yiyorlar. O alanın içindeki hero'lara ee, işte Jakiro'nun flame'i olsun. Ogre'nin Ignite'ı olsun, Lina'nın Dragon Slave da Stun olsun. Yani Flame skill'ler. Flame aklınıza gelebilecek bütün Flame skill'ler ekstradan Ogre'nin Ignite'ı gibi ekstradan damage vuruyor. Üçüncü skill'i şu pasif olan skill'i bastığınız zaman ee, %80 ihtimalle kaç saniye sürüyordu hatırlamıyorum bir 5 saniye falan 5-6 saniye süreliğine %80 ihtimalle her vuruşunuz kritik oluyor. Yani %80 kritik vurma şansınız oluyor o süre boyunca bastığınız süre boyunca. Birinci skill Thunderclap zaten aynı ultisi aynı hiçbir sıkıntı yok değişiklik yok. Bristol Bristleback <laughs> Bristol Bristleback aynı aynen herhangi bir değişikliği yok. Bildiğim kadarıyla. Broodmother'ın sadece böcüklerinin e, çıkardığı böcükler ve böcüklerden çıkan böcüklerin magic rezistansı düşürüldü. 50'den 40'a ya da 40'dan 30'a. Tam hatırlamıyorum. Centaur bayağı komplike oldu. E, ultisi aynı beyler. Bir tane pasif eklendi. <laughs> Şimdi pasifi şu şekilde oldu. Hirolar ve kulelerden aldığı ataklardan. Üstünde toplamda 13 charge birikiyor. Üstünde biriktiği 13 charge ee, STR'sinin yüzde kaçı kadardı ya? Yüzde 15'i kadar mıydı? Her birisi yüzde 15'ti. Aynen. Her bir stack için yüzde 15 atak alıyorsunuz. Öyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, her biriken bir charge için. Mesela kule bir kere vurdu. Hero bir kere vurdu. Üstünüzde iki charge var. Her biriken bir charge için yüzde 15 STR'nizin Yok STR'nizin mi? Demicin miydi ya? Aynen STR'nizin %15'i kadar damage alıyorsunuz, değil mi beyler? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen o şekilde. Mesela 100 AP'niz var beyler ya da 100 STR'niz var, tamam mı? 100 STR'niz var. AP alıyordu, değil mi? STR almıyordu ya. Atak alıyordu. Diyelim 100 atağınız var beyler. İşte iki charge'da üstünüzde şey birikti. İşte Hero'nun birisi size iki kere vurdu. 100 atağınız var. İşte 100'ün %15'i 15, tamam mı? Adama Adam size iki kere vurduğunda skillinize bastığınız zaman 30 hasar geliyor üzerinize. Belli bir süreliğine. Düşük bir süre ama çok uzun değil böyle. İşte atak kazanıyorsunuz. Mesela 10 kere vurdu adam. İşte <laughs> 10 kere vurduysa 150 hasar kazanıyorsunuz. O şekilde düşünün yani. 250 damage geziyorsunuz. 100 damage'a. Tabi sizin 200 damage'ınız vardır. İşte 10 kere 1-2 üstünüzde charge. Size gelecek olan damage 300 damage oluyor bu sefer. Fazla oluyor yani. Chaos Knight'ın e, birinci skill'i Kaos Bolt. Aynı. İkinci skill'ini değiştirdiler. Reality Rift artık armor kırmıyor. Armor kırmıyor abi. Üçüncü skill'ini de değiştirip 5 saniye cooldown koydular. 5 saniyede bir %100 kritik vuruyor. Hiçbir şekilde şeyi yok, sıkıntısı yok. Ama normal zamanlarda kritik vurmuyor. Hani Kaos Strike doldukça hani iki kere üst üste kritik vurma şansınız yok. Kaos Strike her dolduğunda %100 kritik vuruyorsunuz. E, ee, Reality Rift artık armor kırmıyor. Fantazmda da şu şekilde. Bir level'da da artık 3 tane illüzyon çıkıyor. 2 level'da da 3 level'da da 3 tane illüzyon çıkıyor. Her türlü 3 tane illüzyon çıkıyor ama 1 level'da %40, 2 level'da %80, 3 level'da %100'dü sanırım damage'ları. O şekilde ya da 40 60 80 mi? 40 60 100 olarak da olabilir. Ona zaten kendiniz bakabilirsiniz oyun içinde. Türkçe değil de İngilizce olarak baktığınızda düzgünce görünüyor. Ben aklımda kalanları Size kısaca anlatıyorum. Chen'de baya bir değişiklik var. Onu tam ezberleyemediğim için size anlatmayacağım. I don't care. Clinkz'in <laughs> ultisi değişti abi artık. Burning Army oldu. Böyle sizinle aynı atak damage'ına yani base atağınıza sahip. Ve e, Searing Arrow'u kullanan 4 tane iskelet çıkarıyor. En son level'da 1.35 saniye atak speedleri var. Yani 1.35 saniyede 1 vuruyorlar. Sizin base damage'ınızla aynı. Searing arrow'u atıyorlar. Sizin atak range'inizle aynı mesafeden vuruyorlar. 25 level'da aldığını şey şu 20 level'da aldığınız saldırı menzili ve hurricane pike'dan gelen saldırı menzilleri dahil değil. Base atak range dahil. O şekilde değiştirildi. 4 tane skeleton çıkarıyor. 1.35 saniyede bir vuruyorlar. 2 tane hero hitinde de ölüyorlar. Clockwork. Clockwork'te ne oldu bilmiyorum. Clockwork. Clockwork'ta bir şey değişmedi galiba ya. Aynı diye biliyorum Clockwork. Bütün hero'ları anlatacağım bugün. Bitsin. Bunu da YouTube'a atacağım. Artık insanlar oradan teker teker bakarlar abi. oradan istediğinizi öğrenebilirsiniz yani. Ha doğru Clockwork'ün şu şey Bafye'de şu rocket flare artık e, 2000 küsür speed'le gidiyor. Eskiden 1800 speed'le gidiyordu. 2300'le mi 2400'le mi ne gidiyor artık? Crystal Maiden değişti. Eee Frostbite artık şu şekilde. Mesela channeling spell'leri bozmuyor. Eskiden Enigma black hole attığı zaman Frostbite attığınızda adamın black hole'ü bozuluyordu. Ee, artık bozulmuyor. Adam black hole atsın mesela gidin frostbite atın. Black hole'u bozamıyorsunuz. O şekilde değişti. Ee, aynen. O şekilde değiştirdiler kristal meydana. Dark seer şu şekilde oldu abi. Sörcü artık speed bonusu %90. 6 saniye sürüyor. Herhangi bir şekilde slowlayamıyorsunuz. Anca işte diff olacak, Stan olacak. Onlarla durdurabiliyorsunuz. Onun dışında bozulabiliyorsunuz. Varisim gecemin neşe kaynağı öpüyorum yanaklarından. Deriz Nonik. Eyvallah bro. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ olsun. Sağ ol canım benim. Teşekkürler abi. Ee, Terrorize. Dark Willow'da bir değişiklik yok ya. Dark Willow aynı. Abi Dazzle Allah. Şimdi burayı iyi dinleyin. <laughs> Poison Touch <laughs> Pardon. Poison tavcı atıyorsunuz beyler. 8 tane hedefe atıyor son level'da. Saniye başına 52 vuruyor. %20 slow'u var. 7 saniye boyunca sürüyor. 18 saniye cooldown'u var. Ve Poison Touch adamın üstündeyken siz vurduğunuz, vurmaya devam ettiğiniz sürece Poison Touch üzerinden silinmiyor. Bütün bonusları devam ediyor. Negatif debuffları. Ee, ve poison touch iki kere stacklenebiliyor. Yani siz ol, olur da 18 kere yani 18 saniye boyunca ki yüz şey geldi. Juju değişti. %50 cooldown reduction geldi şimdi Juju'ya. Son level'da verdiğinizde bunun cooldown'u 9'a düşüyor. Zaten süresi 7 saniye. Arada 2 saniye var vurmaya devam ettiğiniz sürece poison touch sürekli adamın üstünde kalıyor ve stackleniyor ve ikisi de ayrı ayrı etki gösteriyor. Poison touch bu şekilde oldu. İkinci skill'i grave aynı. Toplamda e, 5 saniye sürüyor. %50 cooldown reduction 15 saniye cooldown'u var. %50 cooldown reduction'ı aldığınız zaman 7.5 saniyeye düşüyor. Adamın üzerinde 5 saniye duruyor. 2.5 saniye sonra bir daha grave atabiliyorsunuz. Shadow wave aynı şekilde. E, Juju'yu da şu şekilde yaptılar. %50 cooldown reduction kullanılabilir item'lara kadar her şeyi %50 cooldown reduction veriyor. Ama şöyle de bir şey var. Ee, her skill kullandığınızda 1200 radius alandaki herkesin karşı takımın 2.5 her kullanılan skill için 2.5 armorunu kırıyor. Sizin takımınıza da 2.5 armor veriyor. Mesela şu 3 skillinizi kullandınız. Karşı takımdan 7.5 armor alıp sizin takımınıza 7.5 armor veriyor. 1200 alan içindeki. Bu şekilde değişti. Ulti pasif artık. Dead Prophet'in sifonu attığınız zaman artık ekstra movement speed veriyor size. Ee, o şekilde değiştirdiler. <laughs> Disruptor gene bildiğimiz gibi. Thunder Strike. Aynı. Doom. Doom değişti beyler. Ee, Devoru Devour'u artık attığınız zaman e, son level'da 20 HP recen veriyor size. Üzerinizde yani creep yeme buff'ı olduğu sürece 20 HP receniniz var. Ee, i̇kinci skillinden HP Regen kalktı. Artık sadece damage ve hareket hızı veriyor. Hareket hızı %14. 16 saniye boyunca sürüyor. 50 de saniye başına hasar vuruyor. Ee, Infernal Blade aynı. Doom aynı. Devora şöyle bir buff daha geldi. Mesela NC'den gittiniz bir kurt yediniz. Üzerinizde atak buffı var ya. Bir daha skilliniz dolduğu zaman e, kurt buffını kapatıp ondan sonra gidip başka bir NC yi yiyip Üzerinizden kurt buff'ını silmeden ikinci bir neceyi daha yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. O yüzden Doom'da buff yedi. <laughs> Dragon Knight bildiğimiz gibi. <laughs> Ultisinin splash'ine bir şeyler oldu ama tam hafızamda olmadığı için anlatmayacağım. Ee, marksmanship aynı. Ee, şu aurasını değiştirdiler Drawn'un. E, ranch'lere atak speed olarak %80 atak speed sağlıyor artık. Damage yerine. Ee, aynen sadece %80 atak speed veriyor. Silence ve Frost arrow aynı. Marksman Ship Bonus'u gene aynı. Agility veriyor. Aa yok 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 ultisi de değişti. Özür dilerim çok pardon beyler. %40 ihtimalle Drow'un ee, pür vurma ihtimali var. Ultisi de değişti kusura bakmayın. %40 ihtimalle abi pür vuruyor draw. Mesela 400 damage'ınız var. Adamın armor'unu marmor'unu hiçe sayıp %40 ihtimalle adama 400 damage'ı pat diye yapıştırıyorsunuz. Hasar azaltma %50 diyor. Arama menzili 375. Scepter'lı bölünme sayısı 2. Hmm. Bak ne diyor? Drone'un savaş deneyimi. Tamam. Pasif olarak fazladan çeviklik. 400 menzil içinde düşman kahraman varsa fazladan çeviklik sağlamaz. Birisi de yanınıza 400 renç yaklaşırsa ulti kapanıyor. <laughs> Earth Spirit, e, rolling'i değişti beyler Earth Earth Şimdi bu rolling'le eskiden yuvarlandığınızda adamın mumun speed'i düşüyordu ya. Şimdi rolling'le yuvarlandığınız zaman adam stun yiyor. Eğer rolling'i bir tane taşı koyup hızlı bir şekilde yuvarlanırsanız ekstradan bir saniye daha stun yiyor. Bu ee, aynen şimdi Earth Spirit'in birinci skill'i standı ya o birinci skill'inde taş attığınız zaman adamın movement speed'ini kırıyor yüzde seksen slow'luyor o şekilde değiştirdiler e, ee, Geomagnetic Grip bunda bir şey değişti mi bilmiyorum Ma Magnetize zaten aynı Abi eksik bilgi verebilirim tamam mı eksik bilgileri de bir zahmet hani çok merak ediyorsanız Hiro'nun neyi değişti diye. Onu da açarsınız bakarsınız. Kendiniz denersiniz. Ben bildiğim kadarıyla üstünden geçiyorum yani. Anladınız mı? Ha Earth Split'in bir tane de taş sayısı arttı. Aynen 7'ye çıktı taş sayısı. Eksik verebilirim bilgilere. O kadar da idare edin yani. Earth Shaker'da bir şey değişmedi diye hatırlıyorum. Aynen bir şey değişmedi. Belki talentlarında falan bir şey olmuştur. <laughs> Emre hoş geldin. Abi hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu eee Eldir Elder Titan'ı anlatmak çok zor ki. Şimdi Astral Spirit'i değişti beyler. <laughs> Astral Spirit şu şekilde oldu. Şimdi eskiden atıyordunuz, hirolara falan çarpıp size koşup gelip gelip damage getiriyordu. Şimdi fazladan hız veriyor. Krip başına %1, kahraman başına %7. Fazladan hasar krip başına 15, kahraman başına da 80 damage veriyor gene ve ekstradan da zırh veriyormuş. Bak her bir kripten 0.5 her bir kahramandan da 6 yani 5 kahramana denk getirirseniz 30 ekstradan armorunuz oluyor. O şekilde değiştirmişler. Eko Stomp gene aynı bir şey değişmemiş. <laughs> ha bunun 25 talent'ı değişti bak. Şu ee, şey vardı ya %100 lifesteal'ı vardı ya onun yerine astral spirit büyü bağışıklığı sağlar geldi. Yani astral spirit'i atıp geri çektiğiniz zaman beyler BKB'li oluyor hero'nuz. BKB basmış oluyor. Süresi neye göre belirleniyor onu bilmiyorum. Onu deneyip kendiniz bakabilirsiniz. <laughs> Şimdi bu searing chains'te de bir bug düzeltildiydi de bugünkü patch'te onun ne olduğunu bilmiyorum. Şeyde mi? Flame guard'ta da bir bug düzeltildiydi sanırım. Tam hatırlamıyorum onu. Enchantress'te bir şey değişmedi sanırım değişmedi aynı. Enigma da bir şey değişti mi? O da, da çok küçük bir değişiklik vardı ya. Hani böyle ağza alınıp böyle üstünde durulamayacak kadar küçük bir değişiklik. Abi time walk aynı. <laughs> time dilation aynı. Krona aynı. Şöyle bir şey var. Time lock'u değişti Faceless Void'in. Şimdi Faceless Void'de Beşir vurduğunuz zaman beyler aynı Beşir'i vurduğunuz hasar kadar Tamam işte time lock hasarı düşürüldü zaten şurada. Artı 100 time lock hasarı var. Time lock hasarı 60. Bir de şuradan geliyor 160. 160 ekstra'dan time lock hasarınız var ya. Adama gidiyorsunuz, pat diye beşlere vurdunuz. Bir tane kuş geliyor böyle kafasına 160 daha vuruyor. O şekilde değişti. Yani a time lock damage'ını çift yiyor yani anlayacağınız. O şekilde bir buff geldi bu oyunda. 5 vurduğunuzda ekstradan bir daha vuruyor. Hani 5 damage'ı ekstradan birisi daha vuruyor böyle pıt diye. Grimstroke, Grimstroke'un ultisi şey oldu, artık içinden böyle blinkmiş, otmuş, bokmuş onlarla çıkamıyorsunuz, Kurt kurtaramıyorsunuz kendinizi. Ee, etki süresi azaldı early game için, 6-7 saniyeyi düşürüldü, late'de gene 8 saniye, eskiden 10 saniyeydi, düşürüldü. Ee, şunun talent'ı attığınız zaman hani 5 kere vurmak gerekiyordu ya, artık 4 kere de kırılıyor. Silüeti öldürmek için artı 2 saldırı diyor. 3 kere kendinden 2 de öyle 5 kere de ölüyor. Eskiden 6 kere de ölüyordu. 5'e düşürdüler şimdi. O şekilde değişti. Bu Inksvill nasıl oldu? Bu şey oldu ya. <laughs> yanında adamın attıktan sonra yanında adama ne kadar yedirerek giderseniz o kadar uzun stanlıyor. Mesela Hani Ink Severe'ı kendinize atıyordunuz eskiden. Adamın yanına Dagger'la atlayıp böyle patlayınca o stun'ı uzun yiyordu ya artık öyle değil. Yanında direkt hani Dagger'la atlarsanız tam patlayacağı anda daha kısa stun oluyor. O şekilde değiştirdiler. Gyrocopter aynı. Herhangi bir değişikliği yok. Huskar baya değişti. Ee, Huskar'ın Burning Spear aynı. Berserker Blood değişti. Şimdi Berserker Blood'u şöyle yaptılar. Eskiden hani büyü direnci veriyordu ya şimdi saldırı hızını gene veriyor. Ee, STR max STR regen diyor. STR'nin yani 100 STR'n var. %80'i kadar HP regen veriyormuş. Max bonus için sağlık %10 diyor. Ee, şimdi eskiden canınız azaldıkça büyü, büyü hasarını yediğiniz büyü hasarı azalıyordu. Artıyor. Aynen azalıyordu. Mesela çok az büyü hasarı yiyordunuz. Şimdi canınız azaldıkça HPRC'niz artıyor. O şekilde değiştirdiler. Ultisi gene aynı. Bir de Inner Fire'ı değiştirdiler. Inner Fire böyle ee, adam siz adama atladınız mesela ya da Mipo size atladı böyle kesmeye çalışıyor. Inner Fire böyle bastığınız zaman adamlar böyle dağılıyor. Yuvarlak bir çember gibi. Invoker'ın 25 level'da blast attığını düşünün. Adamları böyle geriye doğru ittiriyor. 500 mesafe ileri. Adamlara 265 damage vuruyor ve disarm oluyor adamlar. Disarm ne demek? adamlar iptal. Blast demiş gibi yani. Adamlar size vuramıyor. Yani Mipo'nun birebir counter'ı gibi düşünebilirsiniz. Mipo Huskar'a atladı diyelim. Inner Fire'ı bir basıyor. Mipo uçuyor. 500 range ileri gidiyor. Ve 265 hasar yiyor. 4 saniye boyunca da hiçbir şey yapamıyor. O kadar. O, öyle söyleyeyim yani. <laughs> Huskar baya Mipo'nun counter'ı oldu. Aslında birçok kerenin counter'ı oldu. Güzel yani. Baya güçlü oldu. Invoker'a hiç dokunmadılar. Hiçbir şey değişmedi. Ee, Ion'un Neyi değiştiydi ya? Ayo'da sanırım spritlerin biraz damage'ı düştü, cooldown arttı. Yok, spritlerin damage'ı aynı, cooldown'ı arttı biraz. Aynen. 16 saniye miydi, 18 saniye mi, neydi? 20 saniyeye çıkardılar cooldown'unu. <laughs> Jakiro... Jakiro aynı. Jakiro yine bildiğimiz gibi, herhangi bir sıkıntı yok. Aynı. Ha dur dur dur, aynı değil. Macro Pyre attığınız zaman eğer adam içinden çıkarsa 2 saniye daha damage yemeye devam ediyor. Macro Pyre'ın damage'ını yemeye devam ediyor. Başka bir şey yok. Juggernaut şu şekilde. 1-2-3. skill'leri aynı. Bir değişiklik yok. Omni değiştirdiler. Mesela eskiden işte son level'da 11 kere sekiyordu ya. 11 mi 12 mi ne tam hatırlamıyorum. 12 kere sekiyordu. Şimdi... Ee atladığınız zaman beyler 4,5 saniye boyunca sekiyor. 4,5 saniyede ne kadar sekiyor? 4,5 saniyede atak speed'iniz ne kadar yüksekse o kadar fazla sekiyor. Diyelim siz böyle ışkışkışkışkışkış diye vuruyorsunuz. 4,5 saniyede 30 kere sekiyor. Euro. O şekilde düşünün. Ve e, eskisine göre çok daha güçlü. <laughs> Bak ne diyor? Spray rate multiplier. Bonus damage da 60 diyor. Ha, o septerli süresiymiş. 3,5 saniye. Normal süresi 3,5 saniye. Septerli 4,5 saniye oluyor. Doğru pardon özür. Bonus damage'ı da 60. Vallahi güzel ya. Çok güzel oldu. Eskisine oranla çok daha güçlü beyler. Yok ediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Kotal'ın çakrası kalktı beyler. İkinci skill'i Blinding Light oldu. Ee, attığınız zaman 200 damage vuruyor. %70 mis şansı veriyor. Eskisi gibi geri doğru ittiriyor. Ultisini değiştirdiler. Gene recall var hero'da. Sanırım vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Recall var değil mi beyler? Aghanim kasınca geliyor recall. <laughs> Normalde yok. Recall Aganim kasınca geliyor değil mi? Çene mi geçti? Ha, garip lan. Neyse, Ultisi böyle Nimbus gibi bir şey koyuyor beyler, tamam mı? Oyun içi girip deneyebilirsiniz. <laughs> Oyun içi girip deneyebilirsiniz. Nimbus gibi bir şey koyuyor abi. Böyle iki saniyede bir kendine bir saniye çekiyor, Black Hole gibi böyle bir alanı var. Nimbus'tan birazcık büyük böyle bir alanı var. İki saniyede bir böyle abi kendisine kendisine doğru çekiyor böyle. Bir saniye bir saniye çekiyor adamı kendisine doğru. Eliminate zaten aynı. <laughs> Aynen bu şekilde. Kunkada bir şey değişti mi? Kunkada Tidebringer hasarı falan değişmedi. Ship aynı. Aynı ya. <laughs> Kunka aynı. Bir saniye. Abi Legion Commander artık duel kazandığı zaman e, Presta atak pasif olarak kendisine bir kere basılıyor. Otomatik olarak bir tane Presta atak basıyor. E, bu su aynı, bu su aynı. Overhelming aynı. Bir değişiklik yok. Leşrak, Leşrak da ne değişti ya? Bir şey değişmedi sanırım. Leşrak da aynı beyler. Lich'te <laughs> çok değişiklikler var. E, Sacrifice'ını kaldırdılar. Şimdi <laughs> Sinister Gaze diye bir tane spell eklediler. Adama attığınız zaman beyler iki buçuk saniye boyunca Lich adamı kendine doğru çekiyor böyle. Storm'un ikinci skill'i gibi düşünün. Adamı böyle kendine doğru çekiyor. Adam o anda hiçbir şey yapamıyor. Ee, Cast range'i 575'miş. İkinci Frost Shield'ını da yani üçüncü skill'ini ikinci skill'i yaptılar. Frost Shield'ını da şu şekilde değiştirdi. Ay yok ikinci skill'di lan yine Frost Shield. Frost Shield'ını da şu şekilde yaptılar kendinize ya da işte adamınıza ya da kribinize ya da kulenize attığınız zaman kule 6 kere şiva atıyor. Öyle verebilirim en güzel örneğini. Kule ya da işte hangi kime attıysanız 6 kere şiva böyle etrafından şiva çıkıyor. Damage'ı 50 50 vuruyor. Toplamda 300 yüzde ee, %60 <laughs> damage damage reduction veriyor. Yani Mesela 100 yiyecekseniz %60'ını blokluyor. O şekilde düşünün. 60'ını yemiyorsunuz. 40 yiyorsunuz yani yüz %35 %35'te slow veriyor. Bu şekilde. Duration'ı da alt saniye işte. Her saniyede de birer tane pıt 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 vuruyor. Birinci skill'i gene aynı. Frost Blast. Bir değişiklik yok. Chain Frost'u gene aynı. Bir değişiklik yok. Bu şekilde. Ben size tek tek anlatıyorum. Lifesteal şu şekilde oldu. Rage'i aynı. <laughs> Open Wounds gene aynı. Infest gene aynı şu ee, eskiden şu şekildeydi. Hiro'nun mevcut HP'si kadar. Yani adamın 3000 HP'si var. HP'si azaldıkça, 1500 HP'si kaldıkça mesela 1500 HP'sinin %4'ünü emiyordu ya. Şimdi Feast artık şu şekilde adamın total HP'sinin %4'ünü emiyor. Yani adamın 1000 HP'si varsa 40 emiyor. Anladınız mı? Adamın canı 500 kalınca mesela 20 emmiyor artık. Adamın total HP'si 1000 ise her seferinde 40-40 emiyor. Her vuruşunda life steal'ı 40-40 oluyor. 2000 HP'si varsa 80-80. Adamın birisini kesmeye çalışıyorsunuz mesela. Yanınızda bir tane pac var 5000 HP li. Dönüp mesela canınız çok azaldı. Paca bir tane bam diye vuruyorsunuz. HP'niz doluyor abi. O şekilde. Bütün tankları eritiyor yani. O şekilde oldu. <laughs> Lina, Lina, Lina. Lina, Lina, Lina. Dragon Slay Light Strike aynı, Fire Soul aynı, Laguna Blade aynı. Bir değişiklik yok. Aynı abi. Lina. Lion şu şekilde oldu beyler. Stun'a eksi, mana drain'a aynı. Ultisiyle kill aldığınız ya da siz almanız gerek almanıza gerek yok. Ultisini kullandıktan sonra adam 3 saniye içinde ölürse ultisine artı 50 damage ekliyor. 600 vuruyorsa 650. 650 vuruyorsa 700. 750 öyle katlana katlana gidiyor. O şekilde söyleyeyim. Londrit <laughs> Landroid'in ayı formu aynı, ee, Savage roar aynı, ayısı aynı. Spirit link diye bir şey geldi. Bastığınız zaman 80 saldırı hızı, bir de %70 life steal. Mesela siz vuruyorsanız, ayının, ayını ayınız vuruyorsa sizin %70 vurduğu yüzde %70'i kadar şeyi doluyor, HP'si doluyor. Sanırım o şekilde ya da bunu tam bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Bunu girin kendiniz deneyin. Bunu çünkü bilmiyorum yani. <laughs> Ha Matanya doğru söylüyor. Çektiği mana yüz şey mana çekmesi değil. Mana mana drain slow veriyordu ya eskiden %25. O slow %32'ye çıktı o şekilde. Luna Luna'nın e, pasifi değişti beyler. Eclipse aynı, birinci skill'i aynı, e, Moonglaves aynı. Lunar Blessing artık 1200 aura içindeki herkese abi 24 agility veriyor. O şekilde fazladan da 1000 şey geliyor. 1000 görüş geliyor. Ekstradan 24 egilite. Etrafında kim varsa 1200 alan içinde etrafındaki bütün euroları 24 egilite veriyor. E, şu 15 talentında artı 16 daha vardı. Toplamda 40 veriyordu. Pardon artı 16 vardı. Toplamda 40 veriyordu. Onu son attıkları bu patchte nerflediler kaldırdılar. Artık vermiyor. Çünkü 40 egiliti çok fazlaydı. Ha doğru lan doğru söylüyorsunuz. Kendisine 40 igiliti. Yanındaki hero neyse mesela doğru int hero'ya int str'ye str, str e veriyor. Pardon yanlış bilgi için kusura bakmayın. Beyler hepsini ezberleyemedim tam. Değişikliklerin çoğunu okudum ezberledim kendim hero'ların. Ama hepsini ezberleyemedim beyler kusura bakmayın. O kadar da olsun yani hepsini bir iki günde zaten ezberlemem imkansızdı. Lycan'ın hovalı değişti beyler bastığınız zaman 9 saniye boyunca 60 atak speed 6 hareket hızı ve 10 sağlık yenilemesi veriyor kendisine ait bütün ünitelere. Yani kurtunuz var, nekronuz var, mesela dominiz var. Hepsi üstünüzde varken Hoval'ı bastığınız zaman hepsine 60 saldırı hızı, 6 zırh, 10 da HP regen veriyor. O şekilde. Saldırı hızı pardon ya. Yani. Saldırı hızı 60, zırh 6, sağlık yenilemesi 10. Bu şekilde. Tamam mı? Doğru. Atak speed. Ee, Magnus şu şekilde. Şu üç spele aynı. Shockwave e attığınız zaman abi Shockwave böyle bir tık böyle Elder Titan'ın ultisi gibi. Shockwave e attığınız yere adamı bir tık çekiyor. Böyle çok az. O şekilde düşünebilirsiniz. O, o değişti sadece. Medusa'nın talentında şu e, %20 Mystic Snake mana çalması %35'e çıkarıldı bugünkü patch'te stone gaze aynı ona şir, aynı plechat aynı abi. <laughs> Çok Aha geldik VIP abi. Seni yaradana kurban. Olur küçük hatalar hepsini doğru hata yapmadan söyleyeceksin diye bir şey yok. İyi yayınlar. Centro eyvallah abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol 3 sıralık donate'in için. İyi dinlemeler sana da. Eyvallah. Abi şimdi Mipo'da şöyle değişiklikler oldu. Mipo'nun Earthbind'ı aynı. Ee, Pufu'nun hasarı 130'a düşürüldü. Bugün gelen şeyle ultisi gene aynı bugün gelen patch'le. Rensek işte gelelim buna. Eskiden bununla vurduğunuzda abi her Mipo başına ekstra hasar veriyordu spell. Her vurduğunuzda ekstradan adama 30 32 kadar bir damage vuruyordunuz her Mipo için. Onu komple kaldırdılar. Slow'unu da kaldırdılar. Onun yerine her vurulan kahramandan 18, her vurulan krip ve işte NC'den 10 life still geliyor. Şu şekilde ama mesela 4 tane meeponuz var. Bir tane meeponuzun canı çok az. Diğer 3 tane meepo map'in neresinde olursa olsun istediği bir şeye vursun. O bir tane AFK canı oz olan meeponu da canı doluyor. Nerede olduğunun bir önemi yok. Global olarak life still veriyor. Ee, şu yüzde 15 life steal'ı vardı 15 talent'ında onu değiştirip 20 level'a aldılar 20 level'a da yüzde 10 life steal koydular 15'e 15, e, 15 talent'ına yüzde 15 evasion eklendi bu şekilde bir de Mipo'nun 2.2 şeyi vardı. Agility gain'i vardı. Artık 1.4'e düşürüldü. Level başına 1.4 agility gain'i var hero'nun. Baya baya nerf yedi yani. Mipo yok oldu öyle söyleyeyim baya tekrardan buff yemeden Mipo daha fazla oynanmaz. Bir de yanında gelen Mipo'ların eskiden %100 XP gain'i vardı. Yani ikinci bir Mipo geldiğinde double XP alıyordunuz. Birebir ana Mipo ile aynı XP alıyordu. Artık %50 yanında gelen Mipo'lardan Mipo'lar %50 XP alıyor. O yüzden level alışı da yavaşladı. Oyunu oyundan hero'yu sildiler yani. O şekilde söyleyeyim. Mipo'yu yok ettiler. Mirana aynı Mirana. Ee, Morph Monkey King. Monkey King de beyler bir şey değişmedi. Sadece şu speli var ya mischief. Bu skill'i artık 0.3 saniye falan sizi map'te invul yapıyor. Pakın bir level face shift'i gibi düşünün. Gelen atakları, skill'leri her şeyi doğrulayabiliyorsunuz 0.3 ya da 5 saniyelik bir kısımda. Başka bir şey değişmedi. Ee, Morphling. Morphling. Wave formu aynı, adaptive strike aynı. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Çeviklik bunda da bir sıkıntı yok. Ultisi de aynı diyebiliyorum ya. Bir değişiklik yok Morphling'de. Nerf buff yemedi. Naga Siren, eee Mirror Image aynı, eee aynı beyler. Riptide pasif oldu artık. Basamıyorsunuz. %17 şansla Split Breaker'ın 5 vurma şansıyla aynı oranda. İlizyonlar ve siz İlizyonlar da vurabilir, siz de vurabilirsiniz. Vurduğunuzda %17 şansla eski Rip Tide aktif oluyor. 8 zırh azaltıyor, 60 da damage vuruyor. 4 saniyede bir de cooldown'u var abi bu şekilde. Yani siz vurdunuz gidip 4 hani o 4 saniye içinde bir tane de ilizyon Rip Tide atamıyor. Song of Siren aynı. Nature's Prophet, Nature's Propet aynı. Bir değişiklik yok. Necrophos şu şekilde oldu. Artık beyler Dead Pulse ve Ghost Shroud fullleyemiyorsunuz. Şu şekilde. Ee, Dead Pulse Ghost Shroud'a verdiğinizde, Hard oraya vermediğinizde Dead Pulse'dan gelen mana ve HP rejen, şey mana ve HP regen kalktı. Buna şu şekilde yaptılar. Hard aurayı level'ladıkça son level'da kestiğiniz creep başına işte 5 HP regen, 6 mana regen var. Regen duration'ı 7. Hero kestiğinizde de 6 hangi level olduğunun fark yok. HP ve mana doluyor. Ee, sağlık azalması 2.3. Deadpool's da bu şekilde. Necro'ya bir early buff şey early nerf attılar ama hero gene aynı. Aslına bakarsanız aynı değil. Şöyle ee, Hard Stopper'la bile skillleri fulllediğiniz zaman eskisi kadar HP ve mana regen olmuyor. Öyle söyleyeyim. Night Stalker şu şekilde değişti. <laughs> Fear pasif oldu abi. Ha pardon pasif değil lan. Nereden çıkarıyoruz pasif olduğunu? Bir saniye. Şimdi Hunter in the Nights. Tamam bu pasifi zaten. Ha ultisi şey oldu abi. Ultisi değişti. Ultisi ee, son levelda 120 saniye cooldown'u var. 225 mana istiyor. Şimdi ultisi basıldığı zaman beyler gece yapıyor. Tamam mı? Gece yaptığında da böyle her yerden eskisi gibi şu Hunter in the Night'ı basabiliyordunuz ya gece böyle sağdan soldan geçiyordunuz, kliflere falan çıkıyordunuz. O artık yok. Tamam mı? O Darkness'e eklendi. 30 saniye boyunca her yerde uçabiliyorsunuz. Bütün kliflere çıkabiliyorsunuz. Her yerden geçebiliyorsunuz. Ayrıca bonus 150 damage veriyor. 30 saniye boyunca ultisini bastığınız zaman. Bu e, Crippling Fear'da şey oldu. Hani target olmadı. Bunu bastığınız zaman gündüz 3 saniye, gece de 8 saniye boyunca 375 aura içine böyle silence sağlıyor. Yani alan silence anladınız mı? Yanında duran herkesi silence'lıyor 8 saniye boyunca gece olduğu zaman. Yani target olarak atmıyorsunuz. 5 kişi yanındaysa mesela RP7 5 kişi yanında 5 kişiyi birden silence'layabiliyor. O şekilde değişti. <laughs> Next'te e, şöyle bir değişiklik oldu. Vendetta ile vurduğunuz adam 4 saniye boyunca bufflarını kullanamıyor. Yani PA'nın blur'u gibi düşünün. İşte pasiflerini kullanamıyor. Anladınız mı? O şekilde değişti. Başka bir değişiklik yok. Ogre Allah Ogre şu şekilde değişti. Ignite Fire Blast aynı. Blood Blast aynı. Ultisi aynı. Ama şöyle bir buff getirdiler. Ogre üzerinde <laughs> target olarak kullanabildiği bütün itemları 2x, 3x, 4x şeklinde atabiliyor. Bu da şu demek. Mesela Midas aldınız. İşte 18 level oldunuz. Artık 4x atabiliyorsunuz. Creep Wave'in yanına gittiniz. Midas'ı attınız. 4x denk geldi. Midas 4x oluyor. 800 gold alıyorsunuz. Artı 4 tane Creep'in XP'sini alıyorsunuz. Ya da hex attınız mesela 3x geldi 3 kişiye hex diyor. Ya da işte dagon attınız 4x geldi 4 kişiye dagon atıyor. İşte ya da eul attınız diff attınız hepsi olur anladınız mı? Target olan bütün itemlar için geçerli abi. Omni Knight, Guardian Angel aynı, Purification aynı, Degen Aura aynı. Sadece Repel'i değişti. Repel, Repel'in ismi farklı bir şey oldu. Repel şu şekilde değişti. Artık attığınız zaman Repel BKB gibi değil statü rezistans veriyor. %80. 1000 yiyecekseniz 800'ünü dodge'lıyor. 20, 20 HP regen veriyor. 8 saniye boyunca. 160 HP demek bu da. 14 saniye cooldown'u var. Süresi de 8 saniye. Bu şekilde abi. Ee, Oracle ne oldu? <laughs> Oracle, Oracle'da bir şey değişmedi sanırım ya. Oracle aynı Oracle. Bildiğimiz gibi. Outworld değişti. Ee, Astral'ı ve Arcane bu aynı. Arcane Orb şu şekilde değişti. 175 alan içine mesela dip dibe gene RP'den örnek vereceğim. RP de adamlar iç içe. OD birinci skill vurduğu zaman o 175 alana vuruyor. Yani birine vuruyorsunuz yanındakilere de sekiyor böyle. Öyle düşünün. Hepsine birden vuruyor. Birinci skill Arcane Orb, 175 alana vuruyor. RP yediği zaman hepsi birden damage yiyor yani. Üçüncü skill'i değişti artık pasif değil. Tamam mı beyler? Üçüncü skill'i pasif değil. Kullanıldığı zaman tamam mı? %140 mana steal veriyor. %100 şekilde. Onu, bunu kullanmadığınız sürece mananız dolmuyor artık. Moment ee, movement slow diyor. Bu enemy için mi kendi için mi bilmiyorum. %36 slow veriyor. 1.75'miş süresi. Güçlendirmesi de 7 saniye. Yani 7 saniye boyunca %140 mana bir de kullanılan her skill için sanırım mananız doluyor. Yani Ultiyi attınız. Eklipsi mesela mananız fulleniyor. O şekilde düşünebilirsiniz yani. <laughs> o şekilde değiştirildi. Pangolir'i okumadım ben. Şimdi sizle beraber okuyacağım ben de. Rolling Thunder değişmedi. Sanırım şeyi değişti ya. Şu Swash Buckle değişti. Savrulma 1000. Kesme menzili 900. Saldırı başına 78. Kesme genişliği 125. Bu ne oldu beyler? Siz bana anlatın ya. Ne oldu da? Hmm, pasifi değişti. Disarm ve silence veriyor. Lucky Shot. Hmm. %20 şansla %40 slow veriyormuş. 5 saniye boyunca da diyor ki, Pangolier zar atarak düşmanların kaderini belirler. Yavaşlatma ve susturma ya da silahsız bırakma uygulama şansı verir. He. Vay. yüzde %20 şansla silence ya da disarm yani blast yemiş gibi düşünün kendinizi. Invoker'ın blastı. Ya da slow. 5 saniye boyunca. Oha. Ve hepsini birden yapabiliyor. Yani hem silence hem disarm verebiliyormuş. Anasının nikahı lan. Vallahi iyi. Beyler. Ee, Grace aynı. Dagger aynı. Blur değişti. Phantom Strike değişti. Artık Phantom Strike'ı mesela birine attınız. Attığınız kişiye vurmak zorunda değilsiniz. 2.5 saniye boyunca atak speed veriyor. İsterseniz Slark'a blink atıp Ogre'ye kesebilirsiniz yani. 2.5 saniye boyunca atak speed alıyorsunuz. Fazladan 175. Blur da şu şekilde değişti. Gene pasif mis vurdurma ihtimali var. <laughs> Ama şu şekilde basıp bunu hani Artık bunu basmadığınız sürece mapte görüneceksiniz. Mapte kaybolma gibi bir şey yok. Blur'u bastığınızda abi kripler, nc'ler, işte kuleler sizi hiçbir şekilde görmüyor. Bunu bastığınızda böyle invis gibi gezebiliyorsunuz. Yanınıza bir hero yaklaşana kadar. O şekilde değişti. Ve bayağı güçlü haberiniz olsun. Çok güçlü yani. <laughs> Split Lens'in damage'ı düşmüştü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 250 yok. Slow'u düştü pardon. Slow'unu düşürdüler. Ee, başka bir şey değişmedi. Doppel aynı, Phantom Rush aynı. Bu Jux'ta bir şey değiştiydi de. Bunu bilmiyorum. Buna kendiniz bakın abi. Aynen smoke gibi. Blur smoke gibi oldu. Ama işte mesela kulenin yanına 600 range kadar yaklaşırsanız bozuluyor. Ya da işte Yanına 600 range kadar bir hero yaklaşırsa bozuluyor abi. Icarus Dive ee, bir şey değişti. Bir şey değişti. Sunray'i mi değiştiydi? Yok Icarus Dive'ın slow, de, slow yüzdesi düşmüştü sanırım. Hareket yavaşlatması %28'e falan düştüydü ya. Bir şey değişmedi Phoenix'in. Kuşçu gene yaşadı anasını satayım. Abi Puck'ın Illusory Orb, e, Rift, Face Shift aynı. Dream Coil'in sadece şu şekilde oldu. Artık Dream Coil atıldığı zaman TP atıp kaçamıyorsunuz. Dream Coil üzerinizde olduğu sürece TP'nizi kullanamıyorsunuz bu şekilde. Pudge'ın ikinci skill şey üçüncü skilli Flash Heap artık ee, Magic Resistance vermiyor. Onun yerine fazladan HP Regen veriyor. 12 fazladan da STR veriyor. 2.5, Bu kadar. Büyü şeyi yok. Magic Resistance'ını kaldırdılar Flash Heap'in. O kadar. <laughs> Pagna'da bir şey değişti mi? Sanırım değişmedi. Aynı. Queen of Pain'de bir şey değişti mi? Queen of Pain'de değişti. Ultisine şey eklediler. E, attığınız zaman abi adamları böyle bir geri doğru ittiriyor. Blast gibi. Ya da işte Huskar'ın birinci skill'i gibi. Sadece geriye doğru ittiriyor adamları. O kadar. Başka bir şey yok. 500 range falan ittiriyor. Buraya yazmamışlar. Daha Türkçe olduğu için ee, Razor'un pasifi değişti beyler. Bu şey oldu. Artık random bir üniteye tamam mı alanına giren random bir üniteye 120 damage vuruyor. 3 saniyede bir random. %16'da speed veriyor. O kadar. Başka bir şey değişmedi. Aynı. Riki'de bir şey değişmedi diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Riki aynı Riki. Rubik değişti. <laughs> Baya bir değişiklik var Rubik'te. Şimdi Rubik'te oyun Oyun mu kapandı? Hata verdi. Ricky'e gelince tabi. Şey, Ruby'e gelince box suratlı Rubik. Kapatalım açalım Dota'yı tekrardan. <laughs> bu Smurf bu arada. Kendi account'um değil. Baya ilerledik lan bu arada. Ta nereye geldik? Ruby'e kadar geldik. Çok az hero kaldı. Beyler Ruby'in e, Telekinesisi aynı, Fadebolt'u aynı, e, Fadebolt'a Talent geldi sadece bir tane daha Türkçe'ye yazmadılar sanırım Fadebolt'tu aynen Fadebolt için bir eksi cooldown süresi var sanırım Null Field'ı değişti e, Null Field'ı bu %26'dan abi aynen %44'e çıkarıldı aynen %44 debuff veriyor yani defansif olarak değil de ofansif olarak kullanırsanız yüzde 44 daha fazla magic şey yiyor adamlar. Büyü hasarı yiyorlar. Veil atmış gibi. O şekilde. Spell steal'a aynı. Bir değişiklik yok. Bir de bir şeyler daha değiştiydi. Bir saniye ben onu size bir okuyacağım. Söyleyeceğim. Bekleyin. Bekleyin söyleyeceğim şimdi size. Rubik'te ne değişti? Abi base damage'ı 3 arttırılmış tamam mı? Agility gain'i 14, nok... 14 artı 1.6'dan 19 artı 2.1'e çıkmış. Intelligent kazanımı da 24'ten 2.7'ye çıkmış. Şimdi null field eskiden şu şekilde. Ee, %26 aynen. Spell inflation tamam aynen. %26 defansif olarak %44 ofansif olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, spell Steel Ability Cast'i yani şu demek. Ultisi var ya Spell Steel. Eskiden e, 0.15 saniyede kestiyordu Yani böyle bir elini uzatıp spell'i alıyordu. Artık o yok. Direkt olarak tıkladığınız anda spell sizde yani. Direkt gelene kadar bekliyorsunuz. Sadece o kadar. kesti yok. Cast time'ı yok. E, 15 level talent'ı şey olarak 100 artı cast range yerine 125'e çıkarılmış. 20 talent'ı da %5 null field'dan 5 saniye fade bolt kuldağına düşmüş. Yani ikinci skill'i 5 saniye. Yani 5 saniyede bir atabileceksiniz artık o talent'a verdiğiniz zaman. 25 talent'ı da %75 mesela çaldığınız skill'lerin %75 diyelim. 100 vuran bir skill'i çaldınız. Sizdeyken 175 vuruyordu o skill. O değişti. Ee, şey oldu sanırım. Mesela %50 oranla diyelim 4 saniyelik bir stun çaldınız. Tamam mı? Siz o stun'ı 6 saniye olarak atıyorsunuz. %50 sizde daha güçlü oluyor büyüler. Yani 10 diyelim 100 vuran bir spell var. 150 vuruyor ama 4 saniyelik bir stun var artık. Siz onu 6 saniye olarak atıyorsunuz. Sizde o çaldığınız skill'ler %50 daha güçlü çalışıyor. Anladınız mı? Tabi Rubik yüzde şey 25 olacak da hey yavrum hey. Sand King değişti. Ee, Sand King şu şekilde oldu. Bu aynı, bu aynı, epicenter aynı. Sandstorm değişti beyler. Sandstorm'u böyle bir alana atıyorsunuz, Monkey King'in ultisi gibi düşünün. O alanın içinde artık sürekli inmişsiniz. Hareket edebiliyorsunuz, adama vuruyorsunuz, vurduktan sonra tekrar Ricky gibi immis oluyorsunuz o alanın içinde kaldığınız sürece. Sentry gösteriyor, sıkıntı yok. Alanın dışına çıkarsanız bozuluyor. İlk bastığınızda Monkey King ultisi gibi bir alanda böyle inmişsiniz. Damage vurmaya devam ediyor. Saniyede 100 damage. Adama right click atak verebiliyorsunuz. Stun atabiliyorsunuz. Ulti atabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Onun içinde durduğunuz sürece Brut ağı ya da Monkey King ultisi gibi sürekli inmiş oluyorsunuz. Vurup vurup tekrar inmiş oluyorsunuz. Shadow Demon Stun yersen falan bozulmuyor diye biliyorum ya. O alanın içinde durduğun sürece bozulmuyor. Shadow Demon'ın Disruption aynı. Shadow Poison aynı. Demonic Purge aynı. Bu Soul Catcher değişti. Artık diyor ki... Durant Health Lost %40. 250 alanı atıyormuş. 10 saniye sürüyormuş. İllusion hasarı 75. ilizyonun aldığı hasar %200. Ya bu Soul Catcher... Ee, üzerinde mesela... Bine EP'n var. 500 EP'n kalıyor ya. 500 EP'nin %40'ı kat Anlamadım ben bunu tam olarak ne olduğunu. Siz anlatın ya. Bu ikinci skill'le ne oldu bu Soul Catcher'a beyler? Bunu tam ben bilmiyorum. Bu toplam EP'nin %40'ı kadar mıydı? Kalan EP'nin %40'ı kadar mı? Ne damage vuruyor. Öyle olarak değiştirildi sanırım. alana böyle damage vuruyor ama. Ha aynen. Bak mesela 1000 canınız var toplamda. Tamam mı? 500 kaldı dövdüler. 500 EP'nizin %40'ı kadar beyler damage vuruyor tamam mı? Ondan sonra o dam vurduğu damage'ı size 10 saniye sonra geri veriyor HP olarak. Öyle düşünün. Öyle mi? Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ya bunu tam bilmiyorum. Bunu kendiniz deneyin beyler ya. SF'de bir değişiklik yok. Tamam mı? SF aynı SF. Sıkıntı yok abi. Shadow Shaman'da bir değişiklik yok. Aynı. Shackle, Hex, Shock Wardlar aynı. Silencer. Aynı. Bir sıkıntısı yok. Aynı. Skyrat Mage. Aynı. Bir sıkıntısı yok. Aynen. Slardar değişti. Vartlar mı değişti? Ne de neyi değişti? Ne değişti abi wardlarda? Saldırı hasarı 100, 225 aganim diyor? Ha doğru koyma şekli yuvarlak oldu çember şeklinde tamam oğlum onlar o kadar onları oynarken görürler abi ben burada kısa özet geçiyorum ya o, o kadar kom, ben komplike şeyleri söylüyorum burada basit şeyleri oyun içinde kendiniz görürsünüz zaten. Onla sıkıntı yok beyler. Slardarın e, sprint aynı, e, Stun'ı aynı, ultisi aynı. Bu beşiri şeyi değişti. E, bu pasifi değişti de. Ne diyor abi? Fazladan 225 hasar diyor ve 1.3 saniyede stun diyor. Bunu okumadım, bunu denemedim de ya. Bunu bir denemedim. Bu ama üstünde yazdığı gibidir. Bilmiyorum ne olduğunu tam. Ha dur. Dördüncü hiti yüzde yüz beşirdi. Doğru. Dördüncü hiti yüzde yüz beşir vuruyor. Mesela üç kere vurdunuz kribe gittiniz. Dördüncü yüzde yüz vuruyorsunuz beyler. O şekilde. Slark Allah'ın yançarı. Dark patch aynı beyler. Essence shift aynı. Shadow dance aynı. Artık pounce atladığınız zaman anti mage blink atamıyor. Mirana leap atamıyor. Storm ulti atamıyor. İşte Icarus dive atılmıyor. Kurtulabilmenizin tek yolu force staff ve BKB item olarak. Onun dışında hiçbir escape spell'le kaçamıyorsunuz. Slark'ın Pounce'undan. Ve Essence Shift şu şekilde. Mesela adamın bir tanesini öldürdünüz, adamdan kalıcı olarak bir tane egileti çalıyorsunuz. İlk patch geldiğinde asist yapsanız da yani Essence Shift'le bir tane vurdunuz adamı mesela, o adamı sonra takımınız kesti, ondan da kalıcı bir egileti geliyordu ama artık sadece kendinizin kesmeniz gerekiyor. Bugün gelen patch'le düzelttiler. Essence Shift'te birini kestiniz abi kalıcı bir egiliti kazanıyorsunuz. Oyun sonuna kadar perma bir egilitiniz oluyor. O şekilde. Sniper. Sniper aynı. Take aim diye bir spell eklendi sadece Sniper'a. Ee, o anki atak range'ine fazladan 400 katıyor son level'da. Mesela 1000 range'iniz var. Bunu basınca 1400 range'den vuruyorsunuz işte. O hani son bir hit daha vursam adam ölecekti muhabbeti artık yok. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Ee, spectre bildiğimiz gibi, Spectre'de bir sorun yok. Split Breaker değişti. Birinci skill artık 375 hücum hızıyla gidiyor abi. Bayağı bir damage Pardon. 375 damage vuruyor. Benim bildiğim burada yanlış yazmışlar. 375 damage vuruyor abi, charge'ı. Tamam mı? Yanlış bilmiyorsam. 2.5 saniye sersemletme süresi var. Ee, bulldoze aynı. Abi bir 2 300 o bir damage'ı var ya yanlış bilmiyorsam bir charge of Darkness'a damage eklendi. Bayağı bir vuruyor çünkü. Bu bir de Spirit Breaker'ın şeyi kalktı beyler. Hani hız hız limiti kalktı Spirit Breaker'ın. Ee, charge of Darkness'ı attınız mesela adama. Charge speed'ine ekstradan mesela Dark Seer Surge attı. Böyle piu diye geliyor anladınız mı böyle üstünüze uçarak geliyor abi yok ediyor yani size acayip acayip hızlı bir hero oldu Storm Spirit. Storm Spirit şu şekilde e, ee, overload'u değiştirdiler artık e, ee, movement speed ve saldırı hızını yüzde seksen yavaşlatıyordu eskiden yüzde elli yani overload'la adama her vurduğunuzda bu eli yanıyor ya adama her vurduğunuzda yüzde seksen atak speed ve movement speed yiyor e, ee, electric vortex static remnant ball lightning aynı Sven değişti. Warcry değişti beyler Sven'in. Bonus %20 atak speed veriyormuş. Atak shield health diyor. Ee, bunu da tam okumadım. Ben sonraki rolları çok okumamışım. De dikkat etmemişim. Ve bunu bütün takımına veriyor beyler. Ee, atak shield health. 440. Bu sanırım Abaddon'un kalkanı gibi beyler. Ee, aynen. Atak shield veriyor. 440 HP kadar damage'ı dodge'lıyorsunuz. Abaddon'un kalkanı gibi düşünün. 440 tane 440 damage'lık şeyi dodge'lıyorsunuz. O şekilde. Damage emiyor yani. Ember'ın Flame Shield'ı gibi. Nasıl o spell damage emiyor? Siz de bunda right click damage emiyorsunuz. 440 damage'ı yemiyorsunuz yani. Tekiz'de bir değişiklik yok. Gene Allah'ın belası. Templar Assassin'de bir değişiklik vardı. Şu PCI Blades'de bir değişiklik vardı. Fazladan saldırı menzili 240. Ayrılma menzili 710. Hmm. Bunda bir değişiklik vardı bunu hatırlamıyorum ama. Ne olduğunu bilmiyorum ona bakabilirim. Terrorblade'de Thunder gene bildiğimiz gibi, Metamorphosis aynı, Reflection aynı. Bu zaten bu 7.20 gelmeden önce bir nerf yemişti, küçük bir nerf. Karpuz değişti beyler. Encore Smash artık sizin damage'ınıza oranla. Mesela atak bonus damage diyor 180. Atağınızın, atağınızın üzerine 180 damage kadar mı? Aynen o şekilde olması lazım. Diyelim 200 atağınız var. Artı 180. 380 vuruyor. Diyelim 500 atağınız var. 680 vuruyor. Yani keri kasarda Enkors'u meş atarsanız. Diyelim 500 damage'lı bir tide 680 vuruyorsunuz. O şekilde. Hasar azaltması gene %60. süresi 6 saniye. Kraken Shell ve Ravage değişmedi. Bu şekilde. Timbersaw. Soul. Timbersaw'un Soul şu birinci sikili değişti. Bu skill beyler artık 6 saniye cooldown'u var, %15 özellik kaybı varmış yani bu ne demek bütün statlarınızdan %15 eksiltiyor üzerinizde birinci skill olduğu sürece ee, ve sanırım yanınızda ne kadar çok ağaç varsa aynen ağaç bonus hasarı 22'ye çıkmış diyelim mesela 4 tane ağaç var bir de hero var 4 tane ağaç size ekstradan adama işte 4 ağaç 80 88 artı Hiron'un vurduğu skill'in damage'ı 180 artı 188 şey 88 vuruyorsunuz mesela 268 gibi bir damage yiyor. 5 ağaç varsa 22 daha. Bir ağaç daha varsa 22 daha. Her ağaç başına 22 ekstra damage yiyor adam. O şekilde. Ve 14 saniye boyunca üzerinde kalıyor etkisi. Yani adamdan mesela adamın işte 100 egilitsi var tamam mı? Bunu ya da 100 str'si var. Adamın yanında bastınız birinci skill'inizi. Adamın 15 str'sini çalıyorsunuz 14 saniyeliğine. 6 saniye sonra bir daha attınız. Gene bir 15 str. Öyle öyle azaltıyorsunuz yani. Tinker'da bir değişiklik yok. Tinker'da şöyle bir nerf oldu. Nc'yi ve map'i değiştirdikleri için abi Tinker artık eskisi kadar hızlı farmlayamıyor. Nc'ler birbirine çok yakın değil. O bakımdan bir değişiklik oldu. Ee, Tiny'nin Durum direnci kaldırıldı komple ultisinden. Yani eskiden mesela Hex atıyordunuz. Hex bir saniye sürüyordu. Ya da stun atıyordunuz yarısı kadar yiyordu ya. Onu kaldırdılar abi. Artık o yok aynı de. Ultisi artık fazladan artı atmış ve 25 armor veriyor. E, saldırı hızı azalması gene 50. Değişiklik yok. Tree grab de e, mesela eskiden dina atarken de adama damage vurabiliyordunuz. Onu kaldırdılar. E, Toast gene aynısı Hiçbir sıkıntı yok. Avalanche'ı değiştirdiler. Avalanche böyle artık cold snap gibi. Böyle atıyorsunuz böyle. Tek seferde stunlamıyor böyle. Tık 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 diye stunluyor. O arada böyle cast time'ı çok düşük olan escape skill'lerle kaçabiliyorsunuz. Örneğin Mirana'nın leap'i. Hani onunla kaçabilirsiniz. Anti-mage blink'le kaçamazsınız ama mesela işte Rubik blink'le kaçabilirsiniz. İşte Storm ultisiyle kaçamazsınız ama dediğim gibi Mirana leap'le kaçabilirsiniz. O bir kaçış hakkı sağlıyor size o şekilde düşünebilirsiniz. Bir de Avalanche Avalanche toz kombosunda bir damage artışı var. Onu tam bilmiyorum. Onu kendiniz dinayla şey yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz abi. Triantin ultisi şey birinci skill'i değişti beyler. Artık ortadan kaybolma süresi 2.5 saniyeye düştü. Invis olduğu sürece bütün ağaçların içinden geçebiliyor. Brutmother'ın ağı gibi düşünün. Bütün ağaçlardan hiç takılmadan yürüyebiliyor adama vurduğunuz sürece ya adama da vurduğunuz zaman imvizden çıkmadan vurduğunuzda ekstradan bu 180'i 210'a ya da 220'ye çıkardılar bugün gelen patch'le. Evimizden çıktığınız zaman adama root attığınızda 220 damage ekstradan vuruyorsunuz ya da aynen ya da 210 ya da 220 ikisinden birisi. Root damage'i var. 2,5 saniyede bir vurabiliyorsunuz. 220 damage'i haberiniz olsun e, Seed'i aynı. Living Armor aynı. Ultisi aynı beyler. Aghanim kasınca gene ultisi damage vuruyor mu onu bilmiyorum. Troll Warlord değişti. E, bu max istifi 15'e çıktı. Fervor'un. 12 değil artık. 15. Talent'tan da e, 3 alıyorsunuz. Bu 18 oluyor sanırım. Toplamda 18 ya da 20'ye kadar çıkıyor diye biliyorum bu. 3 oradan alıyorsunuz. Şu max istifi 15'e mi 10 17'ye mi ne çıkardılar? Toplamda 20 oluyor yanlış bilmiyorsam. Troll Warlord'un da ultisini değiştirdiler. Bastığınız zaman yakınındaki en yakın birime yani bu creep de olabilir, NC de olabilir, illüzyon da olabilir, hero da olabilir. Ne olduğunun bir önemi yok. Yakınında ne varsa ona kitleniyor. %80 lifesteal. Saldırı hızına ekstradan 200 alıyor. Bir de %40 movement speed alıyor. 6,5 saniye boyunca transa geçiyor. Önüne ne gelirse vuruyor abi. Pat 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 yok ediyor ve ölümsüz oluyor. Diyelim bir HP'si var. Bastığınız adamı kesemiyorsunuz. Ulti süresi boyunca adam %80 life steal işte. 200 ekstradan saldırı hızı ve %40 movement speed de vuruyor abi. O şekilde. En yakınında ne varsa. <laughs> ve artık Beşir kasa biliyorsunuz trole beyler. Şeyi ee, bu şeyde bu mili olup vurduğunuz zaman 5 vuruyordunuz ya. O 5'i kaldırdılar artık enseni atıyor. 5 geleceğine Ensenier bu Naga'nın ağı gibi. A atıyor adama. Olduğu yerde duruyor. Adam tepki verebiliyor sana. Karşılığında stun atabiliyor. Escape skilllerini kullanamıyor. Ensenier'i kullandırtmıyor. İşte sana stun atabiliyor. Skilllerini kullanabiliyor. İşte itemlarını kullanabiliyor. Onun dışında trolle bir de kasa kasabiliyorsunuz artık. Öyle. Çok güçlü oldu yani troll. Bayağı iyi oldu. Task'ta Ice Shard Snowball aynı. Bu Tag team oldu. Bu Task'ın şöyle anlatacağım. Hani Sigil vardı ya beyler. Bu Sigil değişti. Artık 100 bonus hasar veriyormuş. %75 slow veriyormuş. 0.5 saniye slowluyormuş. oluyormuş. 5 de debuffluyormuş. Dur bakayım bunu tam okuyayım size. Ben öyle söyleyeyim. Abi diyor ki Sigil artık diyor şey oldu diyor. Sigil artık takdim olarak değişti diyor. Ee, Use more physical damage from attacks and be slowed yüzde 75. Hmm. Adamlara aynen auradaki 350 alanın içindeki düşmanlara tamam mı 100 damage vuruyormuş abi. Ve yüzde yetmiş slowluyormuş. 0.5 saniyeliğine. Yani yarım saniyeliğine adamlar %75 slow yiyor ve yüzde mıçıyor Bunu bastığınız zaman. Cooldown'u da 15. Yani anlık böyle saniyelik Shiva gibi düşünebilirsiniz beyler. O şekilde yani. Anlık 0.5 saniyelik Shiva gibi düşünün. Tamam mı? O şekilde. Yüzde damage vuruyor. 14 saniyede bir. Underlord şu şekilde değişti. Artık beyler aurasının alanında silencer'ın gibi silencer gibi düşünün beyler. 1200 yarı çapta ölen her hero'dan 5 damage kazanıyor kalıcı olarak. Tabi level'ına bağlı. 1 level bırakırsanız 2. Mesela bunu fullediniz. 1200 range'iniz içinde hero öldü. 5 kalıcı damage kazanıyorsunuz. Bu şekilde değiştirdiler. Oyun sonuna kadar kalıcı. 10 hero öldü 50 damage. Andi. Hmm. Andy. Andy'nin ultisi değişti beyler. Flash golem oldu size şekilde Flash Golem birazcık güçlü oldu. Hemen size onu da okuyacağım. Abi base movement speed'i 305'ten 295'e düşürülmüş, tamam mı? Flash Golem diyor ki abi. Eee %40'lı %40 slow veriyormuş 375 alana. Arcana, ee, Known only to me. 400 away %7 their current HP per second. Ha. Diyor ki abi. 400 alan içindeki düşman birimler, hirolar dahil toplam HP'sinin değil de o anki HP'sinin diyelim 1000 HP'si var adamın toplam 1000 HP'si var. 700 canı kalmış. 700 HP'sinin %7'si kadar saniye başına damage yiyor. Yani 1000 canı varken Adam 70 de yiyor. İşte 900 canı varken daha az yiyor. 800 canı varken daha az yiyor. Radi gibi düşünün. Radinin böyle HP'sini %7'sine göre vurduğunu düşünün. Ulti süresi boyunca. Bu şekilde magic damage vuruyor. Adam BKB ye basarsa yemiyor tabi. Ve ee, bastığınız zaman son level'da 1600 HP kazanıyorsunuz beyler. Ulti basılı olduğu süre boyunca. Cooldown'u da 110 saniye. Bu şekilde. Biraz osfrog bir de radikasarsanız çok vuruyor. Çakır 20. ayını basmış. Sınavlardan sonra ben açacağım Çakır bunu. Şu şeyi halledeyim. Hirolar bitsin kanka. 10 dakikaya falan biter. Çok teşekkür ederim tekrardan abone olduğun için. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ursa enrage aynı. Bir sıkıntı yok. Overpower Freeze vibes. Bunda bir şey değişmişti sanırım ya. Dur bakayım. Ha bir şey değişmemiş. Şey diyor ki eee mis vurduğu zaman ikinci skillini bas, basıyor yani 7 tane saldırı şeyi geliyor hızlı hızlı. Mis vurduğu zaman bir tane eksiliyormuş ya da eksilmiyormuş. Eksilmiyorsa artık eksiliyor. Eksi, eksiliyorduysa da artık eksilmiyor. O şekilde. O şekilde düşünün. Tam anlamadım orasını ama o şekilde yani. Vengeful değişti beyler. Artık ee, kendisi öldüğü zaman hani ya da takım arkadaşları öldüğü zaman bir tane ilizyon çıkıyordu böyle kovalıyordu ya çingen gibi. Artık o yok. Azmada, <laughs> Çok Mipo'yu oynadın mı? izleyemedim? Oynadım kankacım. oynadım. Ee, en son yayınımda oynadım senin Mipo'nu. Sen o ara gitmişsin sanırım izleyemedin ama Yeni patchteki Meepo'yu oynadım ama bugün Meepo'ya bir nerf daha geldi. Artık Meepo oynanmayacak derecede nerflendi yani. O yüzden artık Meepo oynamıyorum tekrar buff yene kadar. Çok güzel bir Meepo oyunuydu hatta. Keşke izleyebilseydin yani. Güzel bir oyundu. Teşekkürler donate'in için. Abi Vengeful şu şekilde oldu. Artık takım arkadaşları öldüğü zaman ilizyon çıkmıyor. Kendisi bir tane ilizyon çıkarıyor. Skilllerini kullanamadı. Yani kendisi öldü. Bir tane ilizyon çıkıyor. Skilllerini kullanamıyor. Eğer Aghanim kasarsa skill'lerini de kullanabiliyor. İllüzyon toplamda 3 saniye sürüyor. Çok kısa. Eskisi gibi değil yani. Venomancer gene bildiğimiz gibi. Sanırım bir Gale'da bir değişiklik oldu. Onu tam bilmiyorum. Oyun içi kendiniz deneyebilirsiniz. Viper gene bildiğimiz gibi. Nether Toxin'in birazcık sanırım damage'e bir known şey only to me. Bir yok. Visage gene bildiğimiz gibi aynı. Eee Warlock sadece Fatal Bonds'u değişti. Fatal Bonds eskiden mesela e, Fog'da bir kahraman olduğu zaman Kriplere diyelim fatal atıyordunuz, yemiyordu. Artık adam Fog'da olsa da yiyor. Range içerisinde ise sıkıntı yok. E, Weaver gene bildiğimiz gibi, Wind Ranger gene bildiğimiz gibi aynı. Winter Wyvern gene bildiğimiz gibi bunda da sıkıntı yok diyebiliyorum. Herhangi bir şey değişmedi. Witch Doctor'da da bir şey değişmedi. Aynı. Wraith King'de bir şey değişti mi? Ultisi aynı. Kritiği aynı. Vampiric Aura. Bunda da bir şey değişmedi de sanırım şu Mortal Strike'da bir şey değiştiydi. Daha az mı iskelet çıkıyordu? Bir şey oluyordu. Tam bilmiyorum. İskeletleri değişti diyebiliyorum. Zeus gene aynı. Ee, Abaddon da gene aynı. Tamam. Abaddon'u söyledim zaten şeyin başında. Ha doğru doğru. Raid King'de şey var. Raid King'de artık iskeletleri çıkarıyorlar. Çıkarıyor ya beyler. İskeletleri kesince iskeletler bir kere reenkarnasyon oluyor. Bir kere daha kesiyorsunuz iskeletleri. O şekilde değişti. Tamam. Başka da bir şey yoksa. Evet. GG. Ha bir de map değişiklikleri ve itemler var. Onlar için, onlar için sonradan ben size bir kere daha şey yaparım ya. Anlatırım onları. Şimdi onları anlatamayacağım. Gerçekten boğazım çok yoruldu yani. Bu kadar. Ders bitti hocam. GG.